Jinekoloğunuza sormaya çekindiğiniz adetle ilgili 14 soru. Regl yani adet dönemi sancılı bir süreçtir. Biliyorum, biliyorum. Sancılı ifadesi biraz hafif kaldı. Ancak size bunun ne kadar olumsuz bir deneyim olduğunu, yol açtığı duygusal fırtınayı, tabii ki içinizi kıyan karın ağrılarını hatırlatmama gerek yok, değil mi? Evet, eğer henüz hiç regl olmadıysanız, kendinizi bu dehşete hazırlasanız iyi olur. İster yılların deneyimiyle regl olma konusunda uzmanlaşmış olun, İsterse hala o büyük günü bekliyor olun, hanımları adeta kan ağlatan bu durumla ilgili kafanızda bir sürü soru işareti vardır diye düşündük. Bu tür soruları arkadaşlarınıza, ailenize ve hatta doktorunuza bile sormak biraz tuhaf kaçabilir. Ancak neyse ki aradığınız cevapları bulduk. Ha bu arada, jinekoloğunuza bu tür soruları sormaktan çekinmeyin. Çünkü sizi bilgilendirip yardımcı olmak onların görevi. İşte pek çoğunuzun sormaya çekindiği regli ile ilgili 14 soru. Regliye giriş dersimize başlamadan önce güncel içeriklerimizi takip edip hayata olumlu bakmak için kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şimdi program akışımıza geri dönelim. Malum soruyla başlayalım. 14. Sahi kadınlar neden regli olur? Yatağımızda iki büklüm acılar içinde kıvranırken kafamızda beliren ilk soru şu. Neden ben? Neden? Neden? Uf, neden? Cevabı işin uzmanlarından alalım. Amerika Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'na bağlı Kadın Sağlığı Ofisi bu durumu, menstrual döngü, kadın vücudunun olası bir hamileliğe hazırlık için her ay yaşadığı hormonsal bir süreçtir, diye özetliyor. Menstrual döngü, diğer adıyla adet döngüsü boyunca yumurtalar döllenmezse kanama olur. Dayanılmaz adet sancılarına birazdan daha detaylı değineceğiz. 13. Adetim saat gibi işlemiyorsa endişelenmeli miyim? Kesinlikle hayır. Tıpkı kadınların kendileri gibi adet döngüleri de farklılık gösterir. Adet döngüsünün süresi 21 ila 35 gün arasında değişebilir. Ayrıca bir ay erken regle olurken diğer ay bu birkaç gün gecikebilir. Aynı şey kanama için de geçerli. Yani değişkendir. Genelde regle çoğu kadında 3 ila 7 gün sürer. Başlangıçta sadece hafif lekelenme şeklindedir. Daha sonra yoğunlaşır ve sonuna doğru tekrar hafifler. Eğer regliniz 7 günden uzun sürüyorsa hemen bir jinekoloğa görünmenizde fayda var. 12. Regli mi yoksa lekelenme mi? Adet kanamasının ne olduğuyla başlayalım. Dediğimiz gibi vücudunuz her ay kendini hamileliğe hazırlar. Hazırlanmak için rahmin iç tabakasını kanlı bir mukus tabakasıyla kaplar. Bu alan dönlenen yumurtanın tutunup bebeğe dönüşeceği yerdir. Ancak bu alan kullanılmadığında, yani hamilelik oluşmadığında, döllenmemiş yumurta ile birlikte vajina yoluyla vücuttan atılır. Adet kanınız kırmızı, kıvamlı ve mukuslu olmasının nedeni de budur. Vücuttan atıldıktan sonra tüm süreç her ay en baştan tekrarlanır. Tabii hamile kalmazsanız. Lekelenme ise iki regli arasında olan açık kahverengi bir akıntıdır. Kadınlık hormonu da denilen östrojen düzeyindeki düşüşten kaynaklanır. Genelde renk, koku ve süre anlamında bir tuhaflık olmadığı sürece endişelenmenize gerek yok. Diğer türlü doktorunuzdan randevu alın. 11. Adetim gecikirse ne olur? Adet gecikmesi durumunda çoğu kadın ilk olarak "Eyvah, kesin hamileyim." diye düşünürken, orta yaşın üzerindeki kadınlar, bunu ileri yaşlarda adet görmenin tamamen son bulduğu durum olan menopoza girmek olarak yorumlayabilir. Ancak adet kanamasının kesilmesine sadece hamilelik ve menopoz yol açmaz. Çok hasta olmak, doğum kontrol hapı kullanmak ya da bir anda hap almayı bırakmak, stresli olmak, hatta aşırı egzersiz de adet kanamasının kesilmesine yol açabilir. Bir başka sebebi de fazla kilolu veya aşırı zayıf olmaktan kaynaklanan hormonsal sorunlardır. 2 ay veya daha fazla süre adetiniz geciktiyse, hele bir de hamile olmadığınızdan veya menopoza girmediğinizden eminseniz, en kısa zamanda bir doktora görünün.
10. İki regl arasında kanamam olursa doktora gitmeli miyim? Düzensiz kanama, hormonlarla ilgili bir sorunun belirtisi olabilir. Vücudunuzun her ay rahim duvarını kaplayarak hamileliğe hazırlandığını hatırlıyorsunuz, değil mi? İşte tüm bunlar östrojen ve progesteron adındaki hormonlar sayesinde mümkün oluyor. Hormon düzeyiniz düşük veya dengesiz olduğunda düzensiz adet kanamalarınız olabilir. Özellikle doğum kontrol hapı kullanmadığınız halde iki regli dönemi arasında kanamanızın olması kesinlikle normal bir durum değil. Doğum kontrol hapları hormon dengesini bozabilir. Özellikle yeni başladıysanız veya aldığınız doz size uygun değilse. Durum ne olursa olsun, düzensiz kanamalar doktora görünmek için iyi bir sebep. 9. Vajinal tampon kullanıyorsam bunu ne sıklıkla değiştirmeliyim? Doktorlar kanamanızın yoğunluğuna göre vajinal tamponu 4 ila 8 saatte bir değiştirmenizi öneriyor. Yoksa TCC, yani toksik şok sendromuna yol açabilen bir enfeksiyon kapabilirsiniz. Bu, bazı bakteriyel enfeksiyonların yol açtığı nadir görülen ancak ölümcül bir komplikasyondur. Yüksek ateş, kas ağrısı, ishal, düşük tansiyonla ciltte kaşıntı ve kızarıklık bu sendromun belirtileri arasındadır. Siz de tampon kullanıyor ve bu belirtileri yaşıyorsanız vakit kaybetmeden bir doktora görünün. 8. Tampon haricinde hangi ürünleri kullanabilirim? Mantıklı bir soru, özellikle de toksik şokun ne kadar korkunç olduğunu öğrendikten sonra. Ayrıca çoğu kadın tampon kullanırken kendini rahat hissetmez ya da bunları takarken canları yanabilir. Ne olursa olsun, piyasada tampona alternatif olarak tercih edebilecekleri pek çok ürün var. Öncelikle hijyenik pet kullanabilirsiniz. Ama daha iyisi kumaş pet, menstrual kap ve regli kilotu gibi tekrar kullanılabilir ürünler. Bu tür ürünler enfeksiyonu ve cilt tahrişini önlediği için toksik şok riski de ortadan kalkıyor. Dahası bu ürünler adet sancılarını da azaltır. Bu saydıklarımız daha sağlıklı, ekonomik ve doğa dostu ürünler. Tıpkı tamponlar gibi menstrual kapları da yerleştirmesi biraz zor olabilir. Bu yüzden bunları dikkatli kullanın. 7. Doğum kontrol hapları ve yalancı adet kanaması arasındaki bağlantı nedir? Çoğu kadın doğum kontrol haplarını bıraktıktan sonraki haftadan itibaren normal bir şekilde adet gördüğünü düşünür. Gerçekte bu tür kanamalar yoksunluk kanaması veya yalancı adet kanaması olarak adlandırılır. Normal bir regliden daha kısa sürer, daha az sancılıdır ve kanama miktarı daha azdır. Adet döngüsü ancak doğum kontrol haplarını tamamen bıraktıktan sonra normale döner. Bu da nereden bakarsanız 6 ila 12 ay sürer. 6. Hamileyken regl olmak mümkün mü? Döllenmiş yumurtanın rahim duvarına yapışıp buradaki damarlara zarar vermesiyle gelişen kanama, yerleşme kanaması olarak adlandırılır. Kanama çok hafif, hatta birkaç damla olabilir, bu nedenle çoğu zaman gözden kaçar. Normal adet kanaması ile arasındaki farklara gelecek olursak, yerleşme kanaması açık renkli, genellikle parlak kırmızıdır. Adet kanaması çok daha koyu renklidir. 2 günden fazla sürmez ve kanama süresinin ortalarına doğru artmaz. Ağrılı bir kanama değildir. 5. Regli döneminde spor yapıp yüzebilir miyim? Regli döneminde bu eğlenceli etkinliklere katılmanın hiçbir sakıncası yok. Ancak üstünüzün başınızın batmaması için pet veya regli kilotu yerine tampon ve menstrual kap kullanmanız gerekebilir. 4. Temas kaynaklı kanamam olursa ne yapmalıyım? Adından çıkaramadıysanız hemen açıklayalım. Bu tür kanamalar cinsel birleşme ve jinekolojik muayene gibi temas sonrasında olur. Kanama parlak kırmızı renktedir. Temastan kaynaklanan zedelenme çok ağır değilse fazla uzun sürmez. Ancak kanama bitmez veya düzenli hale gelirse hemen doktorunuzla görüşün. 3. Peki ya adet sancıları neden olur? Şu canımıza okuyan sancılar olmasa belki de regli bir nebze daha çekilebilir bir durum olurdu, değil mi? Tıbbi adı dismoner olan adet sancıları son derece yaygın olmakla birlikte ağrının derecesi kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bu kramplara prostaglandin denilen hormon benzeri maddeler yol açar.
rahmin iç duvarındaki tabakanın dökülüp atılması için kasların kasılmasına yol açan da bu maddedir. Doğru anladınız, bu kramplar sürecin gerekli bir parçası. Adet sancılarınız evinizden çıkmanızı ve normal bir hayat sürmenizi engelleyecek kadar şiddetliyse, yumurtalık kisti veya endometriozis yani polikistik over sendromu gibi daha ciddi bir sorun olup olmadığını anlamak için hemen doktorunuzla görüşün. 2. Regle döneminde, öncesinde ve sonrasında hamile kalabilir miyim? Amerikan Hamilelik Derneği'ne göre reglenin hemen öncesinde hamile kalma olasılığı çok düşük. Bu nedenle bu dönem güvenli günler olarak adlandırılır. Regle döneminde ise hamilelik şansı yarı yarıyadır. Hamile kalmaya çalışıyorsanız regle dönemi bunun için doğru zaman değil. Regle döneminin bitmesini beklemeniz daha doğru olur. Çünkü bu dönemde hamile kalma şansınız çok yüksektir. Bu dönemde doğurganlık penceresine geçiş yaparsınız. Hamilelik düşünmüyorsanız sırf bu bilgiye güvenerek risk almayın tabii. Doğum kontrol hapı veya doktorunuzun önerdiği bir doğum kontrol yöntemi kullanın. 1. PMS yani premenstrüel sendrom yaşla birlikte hafifler mi? Öncelikle PMS yani premenstrüel sendromun ne olduğunu açıklığa kavuşturalım. PMS uykusuz gecelerimiz, ruh halimizdeki dalgalanmaların, baş ağrısı, bel ağrısı, uyuşukluk ve ağlama nöbetlerinin altında yatan nedendir. Peki bu sıkıntılar yaş ilerledikçe hafifler mi? Maalesef hayır. Hatta Amerikan Kadın Sağlığı Ofisi'ne göre bu belirtiler 30'lu ve 40'lı yaşların sonuna doğru ve menopoz dönemine yaklaştıkça daha da kötüleşebilir. Reçeteli reçetesiz ağrı kesiciler ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Ruhunuzdaki ağrıya gelince, bunun için neyse ki çikolata var. Regl ile ilgili kafanıza takılan tüm sorularınızı cevaplayabildik mi? Adet sancılarını hafifletmek için bildiğiniz tüyolar var mı? Belki sizin de regli hakkında bildiğiniz farklı bilgiler vardır. Aşağıda yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer videomuz size bir şekilde faydalı olduysa hemen beğen butonuna tıklayın. Ve sonra da tüm kız arkadaşlarınızla paylaşın. Hayata hep olumlu bakmak için kanalımıza abone olmayı da unutmayın.